gerekiyor. Burada bizim sözümüz zahiren olan halifeliğin noktası noktasına ve onun üslubu üzerine geçerli olarak batinen olan halifelik hakkındadır. Yani batinen olan halifeliği beyan ederken onun hallerini zahiren olan halifeliğin hallerine tatbik edeceğiz. Ve bu hadis-i şerifte mevcut olan bir sırrın açılması için bir itiraz ileri sürülebilir. Ve genellikle itirazcı ve çekişmeci olan kimse için bu hadis-i şerifin lafzı altından dolaylı yoldan bir mananın çıkarılması vardır. Şimdi itirazcı der ki, Muhittin İbn Arabi Hazretleri meseleleri izah ederken, anlatırken karşı tarafın gözüyle de bakarak yani yönelebilecek itirazları da değerlendiriyor. Şimdi bu anlattıklarımıza biri kalkıp itiraz etse diyor. Şöyle dese, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlardan birini öldürünüz buyurdu. Ve ne bilirsin, belki insani mülkte heva öne çıktı ve akıl arkada kaldı. Heva daha aktif olarak öne çıktı halife olarak, akıl arkada kaldı. Yani heva emiri reislik makamına geçti ve akıl ona mağlup oldu. Ve bundan dolayı insani mülkte heva halifelik sahibi oldu diyebilirsin. Biz bu itirazcıya cevaben deriz ki öne çıkmak ve geride kalmak zaman ile değildir. Şimdi burayı iyi anlayınız diyor. Burada öne çıkmak ancak imamlığın şartlarının sayılmasıyla, yani imamlıkta bir takım şartlar vardır, onları sayarız. Yani imamlığın şartlarını yerine getiren halifelik makamında bırakılır demek istiyor. Dedi ya Resulullah Efendimiz, iki halifeye biat olduğu vakit onlardan birini öldürünüz. Şimdi bu hadis-i şerifi açıyor. Halifelerin hangisi ehilse onu o makamda bırakın, ehil olmayanı öldürün anlamı çıkıyor buradan. Bunu izah ediyor. Burada öne çıkmak ancak imamlığın şartlarının sayılmasıyla, yani imamlıkta bir takım şartlar vardır, onları sayarız. Ve iki emirden hangisinde bu şartlar bulunursa imamlık için o öne çıkar. Ve kendisinde bu şartlar mevcut olmaz veya kemale ermiş olmazsa, yani bazıları bulunup bazıları bulunmazsa, o kimse reislik makamında bulunsa dahi tahtından indirilir. Ve eğer reislik makamından çekilmekte inat eder ve üstün gelenin emrine boyun eğmez ise katledilir. Bundan dolayı zamana, yani birinin daha evvel reislik makamına geçmiş olmasına iltifat edilmez. Yani erken, daha önce reislik makamına geçse bile ehil olmalılığına bakılır. Ehil değilse indirilir tahttan diyor. Yani alimler ve içtihat verenler hazarat-ı imamlık için 10 şartın varlığının lazım olduğunu şeriat kitaplarında beyan etmişlerdir ki bunlardan 6'sının imam olacak kimsenin halk edilişinde, yani yaratılışında mevcut olması lazımdır. Evet, şimdi imamlığın şartlarını sıralayacak burada. Yani gerçek manada bu halifeliği hak eden de nasıl vasıflar olması lazım, onları açıklayacak. 10 tane şart bulunması lazım diyor. Bunların 6'sı yaratılışında bulunması gerekir. 4 tanesi de kendi çalışmasıyla elde etmesi gerekir. O imamlık özelliğini, başa geçme özelliğini. Çünkü bunlar çalışmakla kazanılmaz, bu 6 tanesi. Yaratılışta bulunacak. Bunlardan 4'ü çalışmakla kazanılır. Halk edilişte, yani yaratılışta mevcut olması lazım gelen şartlar şunlardır. 1. Buluğa ermiş olmak. 2. Akıl sahibi olmak. 3. Hürriyet. 4. Erkek olmak. 5. Kureyş kabilesi soyundan gelmektir ki bu soy hususunda alimlerin ihtilafı vardır. Bazıları bu soydan gelme şartı imamlığın şartından değildir derler. Ve altıncısı işitme ve görme duyularının selameti. Gözü görür, kulağı da duyar vaziyette olmak. Ve çalışmakla kazanılan 4 şart da şunlardır. 1. Necdet. 2. İlim. 3. Yeterlilik. 4. Vera. Şimdi bunları izah edecek. Aşağıda izah edileceği üzere bu şartların 10'u da ilahi halife olan ruhta mevcuttur. Bütün bu şartların hepsine tam haiz olarak, yani tam sahip olan ancak ruhta mevcuttur diyor bütün bu şartlar. 10 tane şart. Ve heva emirinde bu şartların hiçbirisi yoktur. Hevada. İlahi halife olan ruhun bu sıfatlarına biz gayri ortak koşmaktan Allah'a sığınırız. Çünkü bu sıfatları mahalline isnat etmemekle zulmetmiş oluruz. Ve şirk en büyük zulümdür. Nitekim Hak Teala Hazretleri buyurur ki Lokman 13. Muhakkak şirk en büyük zulümdür. Şimdi biz ruhun topladığı bu şartları zihninde hiçbir ukde kalmayacak şekilde birer birer anlatır ve beyan ederiz.
azizallah.